Şunu izleyip Boom 1'se geçelim. Bu olay son şeylerde hani bu Cem Garipoğlu öldü mü ölmedi mi mevzusu çıktı. Bu olay beni çok üzen bir olay. Bir herkes şeyini tazelesin, anladın mı? Herkes bir adı nedir? Memorisini, hafızasını bir tazelesin bu konu hakkında. Bu konu çok önemli çünkü Türkiye'de ilk böyle acayip toplum şeyi olan, gündeme oturan kadın cinayetlerinden biriydi. Yani kadın, Türkiye'de kadınlar nasıl zor yaşıyor öğrenmiş olduk. Cem Garipoğlu öldü mü işte, yani bu siz hatırlayanlar var mı? Kaç yılında oldu bu olay? Her yerdeydi ya, televizyonda her yerdeydi. Cem Garipoğlu, Cem, hatta yakalanışı bile o kadar şey ki, Cem Garipoğlu'nun babası çok zengin. Devletle bağlantısı var. Kaçırıldı deniliyor. İşte başkası gitti. Cem Garipoğlu yakalanamıyor ilk başta, babasıyla bir yere gidiyor. Ondan sonra polisler polise gelip bir ay, 2 ay, 3 ay sonra mı, kaç ay sonra hatırlamıyorum, kendi teslim oluyor deniyor. Sonra Cem Garipoğlu hapishanedeyken ölüyor. İntihar ediyor, ölüyor. Ya da öldürülüyor muydu hatırlamıyorum. Ölüyor. Ailesi diyor ki mezarı açılsın. Mezarını görmek istiyoruz. Kabul edilmiyor. Ondan sonra aile de istemiyor falan böyle. Hani çok garip şeyler oluyor orada. Aile de mezarının açılmasını istemiyor. Yani Münevver'in ailesinin. Spoiler yediniz biraz ama yani bu olay bayağı bilindik bir olay. Ünlü olmasının ya da bilindik olmasının sebebi Münevver'in kafası kesilerek, vücudu kesilerek, doğranarak bulunuyor. Münevver Karabulut cinayeti tabii akıllara geliyor. 14 yıl önce işlenen bu cinayet hala Türkiye'nin gündeminde. Birçok kişinin küçüklük travması bu. Yani babası, hatta babası bu konuşan. Şey, ailesi para teklif etti falan deniyordu. Tartışma yaratan 3 milyon euroluk helallik parası tartışmasına Garipoğlu ailesinden de bir cevap geldi. Bazı basın organlarında aracı olarak bahsi geçen Cemil Baran, takriben 10 gün kadar önce cep telefonumdan beni arayarak... Bu para Garanti Bankası'na gelecekti. Ama paradan önce Cem Garipoğlu ayın 25'inde teslim edilecekti. Ondan sonra bu para gelecekti. Sevgili seyirciler, 32... Ailesi para alıyor Garipoğlu'ndan. Yani çok değişik olaylar ya. Bilmiyorum siz ne yapardınız da... Bilmiyorum abi, yani 3 milyon çocuğunu geri getirmeyecek ki, yani 30 milyon 40 milyon verse de bilmiyorum, çok saçma yani. Ben olsam yapmazdım. İkinci güne bilmiyorum. hoş geldiniz. Bugün Allah kimseye yaşatmasın tabii de. Cinayetinin 100. günü. Ölmezsem tabii, öldürmezlerse tabii. Ha, bu fotoğraf da olay oldu. Cem Garipoğlu'nun ailesi Münevver Karabulut'un katledildiği koltukta gülerek poz verdi. Çok kötü bir şey ya. Bu koltukta cinayet işlenmiş. Yıllar sonra Cem Garipoğlu'nun ailesinden bir kişi Instagram'a fotoğraf atıyor. Fotoğraf da aynı koltuğun üzerinde. ...2010 yılları falan. O kadar da eski değil aslında. Merhabalar, ben Onurcan. Tekrar otlamasının sebebi Cem Garipoğlu'na benzeyen insanlar çekiliyor, böyle fotoğrafları çekiliyor işte, öldü mü ölmedi mi davasına. Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 2009 yılında işlenen, o 2009. zamanlar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu cinayet yakın zamanda yeniden gündeme geldi. Katilin cinayetten sonra uzun zaman yakalanamaması ve yakalandıktan sonra hapishanede kendi canına kıyması davanın sürekli sıcak kalmasını sağladı. Cem Garipoğlu'nun ölmesinden bugüne en büyük tartışmalar kaçmış olması üzerineydi. Bugünkü tartışma ise çok daha farklı bir boyutta. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katıldığı bir yayında kullandığı ayin ifadeleri konunun farklı bir boyuta gitmesine sebep oldu. Tabii avukat Epözdemir burada mahkeme kayıtlarıyla konuşuyordu. İlk olarak kısaca 3 Mart 2009'da neler olmuştu, buraya değineceğiz. Cem Garipoğlu bu. Münevver Karabulut bu. Allah belasını versin ya.
2009 yılında Münevver ve Cem çifti henüz 18 yaşlarında bile değillerdi. İkisi de lise son sınıf öğrencileriydi. Her genç gibi onların da aralarında bir ilişki vardı. Büyük ihtimalle liseyi de bitirdikten sonra aynı üniversiteyi tercih etmek isteyeceklerdi. Ancak çiftlerden birisinin aldığı vahşice karar, önce genç bir kızın hayatının sona ermesine, daha sonra da kendi hayatının sona ermesine kadar gitti. İstanbul'da yaşanan olayda Münevver Karabulut ailesinin evinden okula gitmek için çıkmıştı. Sevgilisi Cem Garipoğlu 3 Mart günü ailesinin Bahçeşehir'deki müstakil evine davet etti. Kız arkadaşını sevgiyle boğacağını ve ona gitar çalacağını söylüyordu. Münevver eve girdikten sonra her ne olduysa Cem tarafından vahşice öldürülmüştü. Eve girmesinden cansız olarak çıkarılmasına kadar içeride neler yaşandığı bilinmiyor. Ancak 17 yaşındaki genç kız tek vücut olarak oradan çıkamamıştı. Aynı gecenin devamında Cem, Münevver'in kafasını gitar kutusuna, vücudunu ise valize koydu. Büyük bir özgüvenle çağırdığı korsan taksiyle Bahçeşehir'den Etiler'deki anneannesinin evine kadar gidip orada çantalarla indi. Daha sonra çantaları da evin karşısındaki çöp kutusuna attı. Bu işlemi yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarının yanına... Zaten sevgimle boğacağım kısmını betimlemelerin sebebi, altını çizmelerin sebebi Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti planladığını düşünüyor. Ona gösterge gibi. Hani daha önceden belliydi. Orada bir şey yaşadılar da böyle olmadı. Yanlışlıkla ya da öyle böyle bir şey olmadı yani, anladın mı? O evde yaşanan bir şey. Daha önceden kafasında var böyle bir şey. Hani sen durduk yere sevgilinle, ben seni sevgimle boğacağım bugün. Biraz tuhaf. Tuhaf. Yalan yok, tuhaf yani. Kahve içmeye gitti. Akşamın ilerleyen saatlerinde çöp kutusunda genç kızın cansız bedenini bulan bir çöp toplacısı oldu. Tabii görüntü karşısında şok olmuştu. Hemen polislere haber verdi. İlk olarak atıldığı konteynerden herhangi bir kimlik ya da cep telefonu çıkmadı. Daha sonra yakındaki ikinci bir konteynerin üzerinde bırakılmış dershane kimliğine ulaşıldı. Münevver Karabulut cinayeti davası böylece başlamış oldu. Polisler böyle bir cinayetin karşısında hemen aksiyon alarak soruşturmaya başlattılar. Soruşturma derinleştikçe Cem Garipoğlu ismindeki biriyle sevgili olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri hemen teknik takiple en son nerelere gittiklerini çözmeye çalıştı. Cem'in bir ara Bahçeşehir'deki bir eve gittiği anlaşıldı. 2 saat içinde cinayet zanlısı olarak artık Cem Garipoğlu'nun adı geçiyordu. Ekipler bir operasyon düzenleyerek bu eve gittiler. Eve girdiklerinde kimse yoktu. Ancak her yerde kan izleri vardı. Alınan kan örnekleriyle konteynerda bulunan kişinin DNA karşılaştırması yapılınca cinayetin burada işlendiği ortaya çıktı. Ekipler evde... Çok kötü oğlum. Testleri almaya gitmiş. Bak bu da şey göstergesi. Önceden planlı oldu. Yani o gün kızı oraya öldürmek için çağırıyor. Ne garip orospu çocuğu oldu ya. Yaptıkları incelemede evin birileri tarafından temizlenmeye çalışıldığını anladı. Ama bu kadar deliliği kaybedemezlerdi. Artık ellerindeki bir numaralı isim Cem Garipoğlu'ydu. Aslında bir video izlemiştim galiba, söylüyordu. Bir şey vardı ya, kıskançlık mı vardı, bir şey vardı. Bir sebebi vardı gibi anlatıyordu. Bilmiyorum galiba, şimdi Onur abi anlatıyorsa genelde davalara, dosyalara falan bakıp hani araştırıp video çekiyor. O yüzden belki de sebebi belirtilmemiştir. Yani bir de ölümden daha çok şey konuşuldu. Ailesinin hareketleri, Münevver Karabulut'un ailesinin hareketleri falan da çok konuşuldu. İşte ayin mi falan, böyle magazinsel boyutlar da buluştu. Yani ulan benim Allah korusun kız çocuğuma öyle bir şey gelse, ben o çocuğu ölü görmek isterim. Yani o çocuğun aynı şekilde öldürülmesini isterim. Yani ben kendim görmek isterim onu, anladın mı? Bu arada bu ülkede çok korkunç bir şey. Bu kadar zenginin, benim birkaç tanıdığım da var. Böyle hani kanundan üstün olduklarını düşünen çok zengin var. Zenginlerin çoğu böyle düşünüyor. Yani ben şey yaparım, bilmiyorum. Evet, o da şeyden, kendi babasının özellikle. Babası çünkü
birlikte çıkıyorlar. Mesela cinayetten sonra birlikte gidiyorlar bir yere falan. Annesi o gün evde yok. Bilmem ne. Tuhaf tuhaf işler yani. Ailecek bir şey yapılmış gibi konuşuyor. Ayin mayine çıkıyor işte. Vücudu çantada, başı gitar kılıfında bulunan Münevver Karabulut'tan geriye cep telefonuna çekilen son görüntüleri kaldı. Genç kızın katil zanlısı olan erkek arkadaşı ise her yerde aranıyor. Katil zanlısının ailesi de cinayeti gizledikleri iddiasıyla gözaltında tutuluyor. Babası falan gözaltına alınıyor. Sonra aslında çıkıyor. Bu eve giderken de en önemli şüpheli oydu. Ancak polisler eve giderken Cem'in ve babasının arabayla oradan uzaklaşmalarına müsaade etmişlerdi. Davanın Arap saçına dönmesindeki ihmallerin ilk ayağı buydu. Polisler olay yerinde kameraları incelemek istediklerinde kayıtların olmadığını rapor ettiler. Kameraların kırık olduğu raporlara geçti. Ancak daha sonradan kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Bu keşifle kameraları kontrol eden polisler hakkında soruşturma açıldı. Ayrıca görüntüleri silen güvenlik görevlileri hakkında da hapis davası açıldı. Bir yandan çok kötü oğlum bak. Sürüyordu. Para var diye yapılan işleri görüyor musun? Kamera kayıtları siliniyor. Bilmem ne siliniyor. Kafayı yersin abi. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Bunu neye güveniyorsun sen? Yani neyine yani, anladın mı? Adli tıp raporuna göre başı vücuttan testere aracılığıyla ayrılmıştı. Cinayetin planlı mı, plansız mı olduğu araştırılması için testlerinin ne zaman alındığı önemliydi. Çünkü evde her ne yaşandıysa ceza indirimi uygulanmak istenebilirdi. Bu yüzden testere önemli bir detaydı. İncelemeler sonunda cinayet saatinin 18.46 olduğu belirlendi. Testere ise bir yapı marketinden 15.44'te satın alınmıştı. Bu önemli detay sayesinde katilin bu vakayı işlemeden önce planladığı anlaşıldı. Adli tıp raporu açıklanınca ciddi bir skandal da ortaya çıktı. Rapora göre Karabulut'un cansız bedeni üzerinde Garipoğlu ailesine ait olmayan bir sperm örneği tespit edildi. Yani olayın içinde başka birisi de olabilirdi. Süsü verilmek isteniyordu. Hemen kızın arkadaşlarından ve ailesinden de karşılaştırma için örnekler alındı. Ama kimseyle uyuşmuyordu. Daha sonra adli tıp incelemesini yapan görevlinin kullandığı eldivenden dolayı başka bir vakanın örneklerini yanlışlıkla Karabulut'un üzerine bulaştırdığı anlaşıldı. Böyle bir skandal daha kullandığı eldivenden dolayı başka bir vakanın örneklerini yanlışlıkla Münevver Karabulut'un üzerine bulaştırdığı anlaşıldı. Ya bu yanlışlıkla değil bu. Bu yanlışlıkla değil abi. Öyle bir skandal daha bu önce çok duyulmamıştı. Görevli kötü ya. Hemen soruşturma başlatıldı. Böylece ilk hazırlanan adli tıp raporu iptal edildi. Bu arada Cem Garipoğlu'ysa hala ortalıkta yoktu. İlk etapta anne ve babası oğlunu saklamaktan mahkeme karşısına çıksa da delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Daha sonra ise davanın 56. gününde yardım ve yataklıktan tutuklandılar. Baba Nida Garipoğlu'nun üzerinde Karabulut'a ait kan örnekleri tespit edilmişti. Ayrıca anne için de evi temizlediğine dair deliller vardı. Bazı raporlar ortaya çıktıkça dava iyice karmaşık bir hal alıyordu. Örneğin bir rapora göre o gece eve gelen polisler 700 bin euro para bulmuşlar ve bunu babaya teslim etmişlerdi. Normalde olay yerinde bulunan hiçbir şey polis tutanağına girmeden teslim edilemez. Bu yüzden o polisler hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu gibi olaylar yaşandıkça ve medyada kamuoyunun önüne çıktıkça insanların davayla ilgilenmesi daha da arttı. Çünkü artık insanlar adalet sistemini sorgulamaya başlamışlardı. Bir ara Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçmış olduğu bile konuşuldu. Her yerde aranan birisinin gümrükten rahatça geçip gitmesi insanları korkutuyordu. Bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Cem Garipoğlu'nun hiçbir yere gitmediğini ve hala Türkiye'de olduğu üzerine açıklama yaptı. Bu arada emniyet müdürünün falan açıklamasını inşallah gösterir. İğrenç iğrenç açıklamalar var o dönemki emniyet müdürünün açıklaması falan. Yani komedi, yani böyle trajikomedi, anladın mı? İğrenç. AKP dönemi. Geçiyor, katil yakalanamıyordu. 90 gün sonra yurt dışı ihtimali yeniden gündeme gelince 186 ülkede kırmızı bültenle aranması için Interpol'e yazı yazıldı. Hem yetkililer hem de halk katilin yakalanmasını istiyordu.
dönemin emniyet müdürü bu cinayetten sonra değiştirilerek yerine Hüseyin Çapkın getirildi. Bu adam. Genel müdür olayın çözüme ulaşması için yeni bir ekip kurdu. Münevver Karabulut'un telefon konuşmalarına ulaşıp neler yaşanmış olabileceğini ve başka bir fail var mı diye araştırmalar başladı. Telefon kayıtlarına göre cinayetin işlendiği gün Karabulut Ankara'da bir teğmenle mesajlaşmıştı. Savcılık harekete geçerek bu teğmenin kim olduğunu ve neden mesajlaştıklarını öğrenmeye çalıştı. İşin içinde kıskançlık cinayeti olabilirdi. Bu teorilerden bir tanesiydi. Teğmenle yapılan görüşmelere göre aralarında ilişki olduğuna dair bir durum yoktu. İkili yazlıktan tanışıyorlardı sadece. Tabii bunu sevgilisi Cem kıskanmış olabilirdi. Kıskançlık sonucunda kavga büyümüş, dönülmez bir noktaya gelmiş olabilirdi. O zaman testereyi niye sabahtan alıyor? Umut'un yazdıklarını silsene. Umut'u banlama da. Yazdıklarını sil, şimdi başı belaya girmesin. Sakin ol, yazdıklarını sil. Değmez, değmez. Senin oğlum, burada bak şöyle bir şey var. Bu eleştiriyorsun, okey. Patladım falan, okey. Rahatlatıyorsa okey de. Şimdi şöyle oluyor. Sen zararlı çıkıyorsun, anladın mı? Yani senin, onlar bir şey kaybetmiyor. Bunu böyle değiştiremezsin. Yani sen don't hate the game, don't hate the player, hate the game. Yani oyundan nefret et, oyuncudan değil. Benim tavsiyem. Anladın mı? Bu nefretini daha iyi bir şeye çevirebilirsin. Yani bu çünkü ileriye götürmüyor. Benim tavsiyem, ben öyle yapıyorum. Yani böyle patlamaktansa ya da şey yapmaktansa kabullenip ona göre onu değiştirmek için neler işte yapıyorsun. Alper abi tavsiye veriyor 1080p. Güzel tavsiye ama. Anlıyla ilgili arama çalışmaları devam ederken nasıl kaçtığına dair telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre kaçmasına yardım eden baba Nida Garipoğlu'ydu. Babasının adı Nida bu arada. Garipoğlu hem sosyal medyada halkın aramasıyla hem de polislerin peşinde olmasıyla kaçarken sonunda 197. gün avukatıyla birlikte Bahçeli Evler polis karakoluna teslim oldu. Kaçtığı sürede ailesi ve amcası da zan altındaydı. Özellikle amca Hayyam Garipoğlu'nun yeğenini sakladığı iddia ediliyordu. Hatta amcanın Süreyya Karabulut'a para teklif ettiği de ortaya atılmıştı. Tartışma yaratan 3 milyon euroluk helallik parası tartışmasına Garipoğlu ailesinden de bir... Ne kadar çirkin bir şey ya. ...cevap geldi. Bu para Garanti Bankası'na gelecekti. Ama paradan önce Cem Garipoğlu ayın 25'inde teslim... Umut'cum ne güzel. Vallahi bir ünden bağış mı yazalım ya Umut? Umut'cum. Skyfall Darling'e hoş geldin bu arada. Ünden bağış mı yazalım Umut? Umut vergi şeyini çıkarttı çünkü. Yani insanlar da rahat yaşasın istedim diye kıçmırdım. Ben de aynıyım, ben de. Ben de aynı. Ben de sendenim. Bizik bizik. Ya ben de aynıyım. Ben sadece diyorum ki kendine zarar veriyorsun. Yani onu diyorum. Ben kendine zarar vermeni istemediğim için aslında seni senden koruyorum. Anladın mı? Gibi düşünebilirsin. Pamuk eller ünden bağış yazarsak ben de hani bilgisayar alacağım. Bir 40 bin lira Umut. Bir 40K çıkarsa güzel olur ya. Umut kapıyı kilitleyin de Umut çıkmasın. Edilecekti. Ondan sonra bu para gelecekti. Baba diyor ki bak olaya bak. Cem Garipoğlu teslim olacak, üstüne 3 milyon euro alacak baba. Çok garip bir açıklama değil mi bu ya? Kızının vücudu dörde ayrılmış, kafası kesilmiş. Yani onları da anlayabiliyorum tabii de. Yani bilmiyorum ya. Biraz tuhaf geliyor bana. Anlayabiliyorum bir nebze ama tuhaf geliyor. Siz ne yapardınız? Karşı taraf helallik parası. Helallik neyse, böyle bir şey için helallik mi istenir bilmiyorum da. Müslümanlar işte. Helallik parası, kızınız böyle bir şekilde öldürülüyor, tamam mı? Allah korusun. Helallik parası 3 milyon euro diyor karşı taraf. Siz kabul eder misiniz? Ne yaparsınız?
Evet, can sıkıcı, evet. Ama yaşandı bunlar. Para isteyen kendisi değil, karşı taraf teklif ediyor. Baba istemiyor direkt. Karşı taraf teklif ediyor, kabul ediyor babası. Ama diyor ki ilk önce Cem Garipoğlu teslim olacak. Ama ben batıyorsunuz dedikçe onlar ağzıma kürekle vurdu. Ben fazla motorumu satarım. Üç evimde ikisini satarım. Her istediğimi yiyemem. Her sene tatile çıkmam ama karnım aç olmaz. Bu insanlar bir gidişe yiyecek yemek dahi bulamayacak. Vallahi Süleyman Soylu off videosu atıyorum ben de. Gitsin önce kızın katilini attırsın içeri. Bununla uğraşsın, ne bileyim, garip. Garip, evet. Umut Ünden bağışı kaçırdın galiba. Daha sonra baba bunun doğru olduğunu, ancak parayı Cem teslim olursa alacağını ve eşi gibi MS hastalarına hizmet eden bir hastane açmak için kullanacağını söyledi. Cem Garipoğlu'nun teslim olmasından sonra kamuoyu derin bir nefes aldı. Daha sonra da dava süreci takip edilmeye başlandı. Allah. Katil neden öldürdüğünü söylemiyordu. Suçunu kabul ediyor ancak bu suçun altını doldurmuyordu. Bu yüzden mahkeme sebep olabilecek senaryoları tartışıyordu. Bir tanesi kıskançlık üzerineydi. Diğeri ise ailenin bir sırrını öğrenmiş olabileceği üzerineydi. Çünkü incelemelere göre testere daha önceden satın alınmış ve bu eylem öyle gözüküyor ki planlanmış olabilirdi. Başka bir ihtimale göre Cem, Münevver'e cinsel istismarda bulunmuş ancak Münevver direnmiş olabilirdi. Çünkü tırnaklarında Garipoğlu İğrenç ailesine ya. ait doku örnekleri vardı. Mahkeme bunların yanında bir yandan da ayin ihtimalini tartışıyordu. Tüm bu tartışmalar devam ederken 2011 yılında davada sonunda karar çıktı. Cinayetin işlendiği gün Cem Garipoğlu henüz 17 yaşındaydı. Kimlikte bir usulsüzlük var mı diye araştırmalar yapılsa da gerçekten 17 yaşında olduğu anlaşıldı. Böylelikle alacağı ceza en fazla 24 yıl olacaktı. Mahkeme de alabileceği en yüksek cezayı vererek 24 yıl hapse mahkum etti. Eğer 2014 yılında kaldığı hücrede kendi canına kıymasaydı, şu anda iyi halden dolayı serbest kalmış olabilirdi. Bu arada ölümü de gündemi bir hayli meşgul etti. Hatta mezarın açılıp bakılması tartışmasına kadar gitti. Bu kadar skandalların döndüğü bir davada kamuoyu zanlının kaçmış olabileceğini bile düşünmeye başladı. Avukat Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ölüm raporunu gördüğünü ve başka bir ihtimale yer olmadığını söyledi. Peki Türkiye'yi derinden sarsan bu cinayet ne oldu da 2023 yılında olaydan 14 yıl sonra yeniden gündeme geldi? Geçen haftalarda Cem Garipoğlu'nun kız kardeşini paylaştığı V sembollü bir görsel tartışma yeniden alevlendirdi. Görselde bir makas V harfi şeklinde açılmış ve bir boyunun altında duruyordu. Kamuoyu yıllar sonra nispet yapar gibi böyle bir paylaşımın yapılması üzerine ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış o gün mahkemede de iddia olarak tartışılan ayin ihtimalini yeniden akıllara getirdi. Hatta avukat Epe Özdemir'in bu ayinle ilgili... Çok kötü ya. Çok kötü ya. Yani abi, bu zenginlerin ben bilmiyorum ya. Batman olasım var ya. Anasını avradını ya. Bütün zenginler böyle değil de yani bu dalga geçer gibi insanlarla, bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Sinirleniyorum, anladın mı? Kartta 35 kuruş kalmış. Ben motorumu satmaya gidiyorum. Umut, ben gecenin 4'ü 5'iyim Umut. Sen beni boş ver. Konuşması daha da merak uyandırdı. Avukatın söylediğine göre Garipoğlu ailesi Yahudi kökenli bir aileydi. Yahudilerin orta çağdan kalma bir ayini devam ettirdiklerini ve o günün Bakire bir kızı. mahkeme kayıtlarında olduğunu söyledi. Bunun bir ayin olabileceği nasıl düşünülmüştü? Otopsi raporuna göre Münevver Karabulut'un boynunun alt tarafında ters V işareti vardı. Doğrudan buna bir mesaj mıydı? Yoksa alelade paylaşılmış bir sanat eseri miydi? Yahudilerin eskiden kalma bazı kanlı ayinleri vardı. Bu doğruydu. Ancak mayasız ayini gibi bir ayin var mıydı, bu belli değil. Çünkü söylenene göre bu ayin şöyle oluyordu. Yeni 18 yaşına gelmiş bir erkek, bekareti bozulmamış bir kızın canına kıyarak kendisinin artık büyüdüğünü kanıtlayacaktı. Cansız bedeni de götürüp ailesinin evinin karşısındaki konteynere atmasının sebebi de ailesinin bunu yaptığını bilmesiydi. Bu iddia mahkeme kayıtlarında konuşulmuş, avukat Epe Özdemir tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. İddianın doğru olup olmadığıysa meçhuldür.
Bilinen ortaçağ ayinleri var ancak bu biraz farklı. Örneğin iğneli fıçı diye bir ayin olduğu biliniyor. Her inanışta olduğu gibi burada da inancı yanlış kullanan insanlar vardı. Bu inanca göre hahamlar mayasız bayramında Yahudi olmayan bir çocuğu iğneli bir fıçıya koyarlar. Daha sonra... Enli 15 kişiyle bize raid yapmış. Enli'cim hoş geldin. AVS. Enli'den gelenler hoş geldi. Münyamin Gürel hoş geldi. Mezuna kalanlar hoş geldiniz bu arada. Mezuna kalanlar gelmiş. Tamam Enli'cim kolay gelsin. Bay bay. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Zeduşko hoş geldin. Bünyamin Gürel hoş geldin. Hukuk kazanmışsın. Tebrik ederim. Umut'cum teşekkür ederim. Hukuk kazanmadım da onu bizim moderatör ilgi çeker diye yazdı başlık olarak. Konya'ya geldi. Benim diğer moderatör de Konya'yı kazanmış. Konuşmayın onunla pek. Konya'yı kazandı artık. Ben de banlayacağım zaten. Neyse şuna devam edelim. Defalarca yuvarlanır. Haliyle batan iğneler fıçının... Oğlum bu ne iğrenç adetler ya. Hani... içini kanla doldurur. Bayramın olduğu gün bu kanla mayasız ekmek yapılır. İşte Münevver Karabulut'un da böyle bir ayine kurban gitmiş olabileceği mahkemede konuşulmuştu. Allah Allah. 27 Temmuz 2012 yılında Habertürk gazetesinde çıkan bir habere göre bu iddia dolaylı olarak destekleniyordu. Habere göre Cem Garipoğlu'nu İsrail'de gizlemişlerdi. Cinayetin işlendiği gün özel bir uçakla Tel Aviv'e götürülen Garipoğlu burada aylarca saklandıktan sonra aile artan baskılara dayanamayıp geri getirttiği yazılmıştı. Bu iddianın kuvvetli olmasının sebeplerinden birisi Cem Garipoğlu'nun nerede saklandığını asla mahkemede söylememiş olması. Yaklaşık 7 ay gibi bir süre kaçtığı için de mahkemede hiçbir indirim uygulanmadı. Çok garip. Münevver Karabulut genç yaşında birisi tarafından hayatından koparılarak alındı. Hem de çok vahşice. Olay o kadar acımasız işlenmişti ki 14 yıldır hala gündemde olmayı devam ediyor. Umarım Münevver gibi bir olay bir daha kimsenin başına gelmez. Umarım abi. Çalkantılı davayla ilgili yorumlarınızı videonun altına görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Ya ben işin esprisindeyim yani şey benim siyaset döner. Siyaset böyle maalesef kodumun Muz Cumhuriyeti'nde Uganda'da böyle siyaset döner yani siyaset senin damardan aldığın bir şey bu ülkede anladın mı? Yani böyle burunla çekiyorsun siyaseti yapacak bir şey yok. Yani çok üzücü bir olay. Bunu izlemek istiyordum.